Böyle de bakabilir miyim? 14 Mayıs 2023'te gerçekleşen seçimlerde AK Parti'den Edirne Milletvekili seçilen Fatma Aksal, ilçe seçim kurulunda gerçekleşen törenle mazbatasını aldı. Törene AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililer katılım gösterdi. Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milletvekili Aksal, 14 Mayıs seçimleri demokrasinin yerleşmesi anlamında Türkiye'de bir milat oldu ifadelerini kullandı. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ama tabii ki 28 Mayıs'ta tekrar bir seçimimiz var. Onun için rehavete kapılmak yok. Çalışmaya devam ediyoruz. 14 Mayıs'ta milletimiz sandıklara giderek rekor bir seviyede oy kullanarak milli iradeyi sandığa yansıttılar. Seçimler huzur içinde demokratik bir şekilde geçti. Bu gösteriyor ki artık bu ülkede birileri darbeyle iktidara gelemez. Demokrasimizin yerleşmesi anlamında 14 Mayıs seçimleri Türkiye'de bir milat oldu. Şimdi de 28 Mayıs'ta biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Biz ne dedik? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz. Eğer millet bu seçimi ikinci tura kalmasını istediyse Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bu bizim başımızın üstünedir. Başımız gözümüzün üstüne deyip yola düştük. Ve teşkilatlarımızla, milletvekili adaylarımızla gecemizi gündüzümüze katarak 28 Mayıs için çalışıyoruz. İnşallah 28 Mayıs'ta da büyük bir çoğunlukla Cumhurbaşkanlığını alıp işimize devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı olarak büyük bir çoğunluğa sahibiz. Ben bu anlamda hem Edirne'li hemşehrilerime hem de aziz milletimize hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir farkla birinci yaptıkları için hem de Cumhur İttifakımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir çoğunlukla görev verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, doğru adamla, doğru adımlarla yola devam diyorum.